Bu tefsir dersimizde bir ayetin hükmünden ince bir nükteye ulaşacağız. Made suresi 95. ayette Rabbimiz şöyle buyurmuş. Ey iman edenler ihramlıyken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Öldürülen avın kıymetini İçinizden iki adaletli kişi hükmeder. Ayet-i Celile'nin beyanıyla ihamlı olan bir kimsenin avlanması haramdır. Eğer avlanarak bir hayvanı öldürmüşse öldürdüğü hayvanın misli kadar ceza vardır. Ayetteki mislin manası öldürülen hayvanın kıymetidir. Yani ihramlıyken bir hayvanı öldüren Öldürdüğü hayvanın kıymetinde bir hayvanı kurban eder ya da öldürdüğü hayvanın kıymeti kadar sadaka verir. Demek ihramlıyken mesela bir tavşanı ya da bir kuşu avlayan kimse öldürdüğü tavşan veya kuşun kıymeti kadar bir meblayı sadaka olarak vermelidir. Peki hayvanın kıymetini kim belirleyecek? Ayet diyor ki öldürülen avın kıymetine içinizden iki adaletli kişi hükmeder. Yani öldürülen hayvanın kıymetini öldüren kişi değil, iki adil hakim takdir edecek. Demek bir tavşanın kıymetini bile öldüren kişi zannına göre tespit edememekte o tavşanın kıymetini adalet sahibi iki kişi belirlemektedir. Acaba bir kuşun veya bir tavşanın kıymetini dahi iki adil hakime tespit ettiren Allahu Teala hiç mümkün müdür ki İslam'ın hükümlerini anlama hususunda bizi başıboş bıraksın ve sadece zannımızın hakemliğini kafi görsün. Yani Allahu Teala bir dirhemin dörtte biri kıymetindeki tavşanın değerini iki adil hakime tespit ettirsin. Böyle basit bir meseleyi bile vehmimize ve zannımıza bırakmasın daha sonra şeriatın helalini, haramını ve İslam'ın diğer kıymetli meselelerini bizlerin anlayışına bıraksın. Zannımızın hakemliğini kabul etsin ve nasıl anlarsanız öyle amel edin desin. Bu olabilir mi? Elbette olamaz. Daha Arapça bilmeden kendini müşteş zannedenlerin ve Kur'an'ın mealinden hüküm çıkaranların vay haline. Allah'a emanet olun.